Buradan aldı abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kişisiniz? İki kişiyiz. İki kişisiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kaç kişisiniz? İki kişiyiz. İki kişisiniz. Evet. Hemen sizlere baston takdim edeceğim. Nasıl kullanacağınızı göstereceğim burada. Evet. Şimdi bastonumuz bu. Bu görme engellilerin kullanmış olduğu beyaz baston. Bunu içerideyken hiçbir şekilde havaya kaldırmadan, bu şekilde kaldırmadan gezeceksiniz. Yerde sürttürerek bu şekilde gezeceksiniz. Evet. Bastonunuz sizin. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Hemen bir tane daha veriyorum size baston. Şimdi ben rehberiniz Yusuf. Öncelikle Sakarya Hendek Empati İstasyonu'na hoş geldiniz. İçeride hiçbir şekilde çarpabileceğiniz, vurabileceğiniz hiçbir alan bulunmamaktadır. Sadece rehberin komutlarını dinlemeniz gerekmektedir. Biz görme engellileri daha iyi anlayabilmeleri için dezavantajlı gruplar, yani orta yaşlı, genç, yaşlı kesime hitap edebilmesi için Görme Engelliler Empati İstasyonu'nu Hendek Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ile Hendekli Görme Engelliler olarak kurmuş bulunmaktayız. Burası 5 istasyondan oluşmaktadır. Buraya gelen misafirlerimiz öncelikle bastonla yürümeyi, ardından görme engellilerin kullanmış olduğu Braille alfabesini hissetmeyi, yani Braille alfabesiyle yazılmış kitaplarımızı okumaya çalışıyorlar. Matematik işlemlerinde kullanmış olduğumuz abaküsü kullanmaya çalışıyorlar. Toplama, çıkarma, bölme yapmaya çalışıyorlar. Ayrıyetten yine baston kullanarak istasyonlar arası geçiş yapıyorlar. Zeki Cömert Parkı'nda köprüden geçip oturuyorlar bankta. Oranın seslerini dinliyorlar. Hendek pazar yerine gidip alışverişte bulunuyorlar. Oradaki ürünleri görüyorlar. İşte orada ürünlerimiz var. Sebzelerimiz. Yine baston kullanarak misafirlerimiz trafik lambasından karşıdan karşıya geçerek görme engellilerin kullanmış olduğu sinyalizasyon sistemini deneyimliyorlar. En sonki istasyonumuzda da kafeteryada bazı ikramlarda bulunuyoruz misafirlerimize ve orada sohbet ediyoruz görme engellilerle alakalı. Bilgi veriyoruz kendilerine. Türkiye'de İstanbul Gayrettepe'de var. 1650 metrekare. Orası karanlıkta diyalog olarak geçiyor. Bizim burası Hendek Empati İstasyonu olarak geçiyor. Türkiye'de ikincisi bu. 16 yaşındayım. 6 aydır görmüyorum. Görmemi kaybettiğim 6 ay oldu. Ve şu an Yusuf abimin kurmuş olduğu Empati İstasyonu'nda hem rehberlik yapıyorum hem de buraya gelip burayı ziyaret ediyorum. Bence buraya herkesin gelmesi gerekiyor. Ben önceden görmeme rağmen bu kadar olabileceğini düşünmemiştim. Bir görme engelliye nasıl davranılır, nasıl yaklaşılır bilmiyordum. Şu anda görme engelli olmama rağmen bile hala bazı şeyleri kestiremiyorum benden önceki görme engellilere karşı. Buraya gelip herkesin ben bu duyguyu yaşamasını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten insanlar bu konuda çok bilinçsiz. Herkesin bu duyguyu tatmasını istiyorum. Burası hafta içi her gün açık. Herkes buraya gelip bir bilinç kazanmalı. Çünkü şunu unutmasınlar, her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Burayı yaşamadan hiç kimse bilemez. Gözünüzü kapattığınızdaki karanlık değil, bu böyle bir şey değil. Arkadaşlarım bana diyorlar hani, biz gözümüzü kapatıp deniyoruz ama burası gerçekten farklı bir ortam. Ve sadece bir ev değil, burada 5 istasyondan oluşuyor burası. Yusuf abim de dediği gibi her türlü ortamı görebilirsiniz burada. Bir seferlik bir deneyim ama çok kalıcı bir deneyim. 18 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. Ben Sakarya merkezde yaşıyorum. Hendek'te olan Görme Engelliler Empati İstasyonu'na geldim. Buraya bütün halkımızı davet ediyorum çünkü hepimiz birer görme engelli adayıyız. Buraya gelerek kısa bir sürede onların ne yaşadığını
anlayabiliriz. Onlarla az da olsa biraz empati kurarak duyarlılık kazanabiliriz. Buraya sadece Hendek halkının değil, bütün Sakarya'yı ve çevre illerinin de gelmesini istiyorum. Çünkü gerçekten çok farkındalık yaratan bir olay. Ve bu projede yer alan Yusuf Durdurmuş'a ve kimin emeği geçtiyse hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten farkındalık yaratan bir proje. İçeride